Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben coğrafya öğretmeni Emrah Çaşkan. Anlatacağımız konu küresel ortam ve bölgeler adındaki bir konumuz var. Bu konu toplam iki videoda anlatacağız. İlk videoda tanımlamalar, bölge kavramının niye anlamına geldiğini, bölge çeşitlerinin ne olduğunu, bölgenin temel özelliklerinin ne olduğunu ve birkaç dünyadan ve Türkiye'den bölge örneği yapacağız. İkinci videoda tekrardan bölge örneklerine devam edeceğiz. Daha sonra Boğaz Kanalı ve önemli limanlar var. Her sene sorulmayı sevilen bir konu tarzı ama birkaç senedir sorulmuyor. Yüksek ihtimalle bu sene önümüzdeki senelerde sorulma ihtimalini arttırıyor. Çünkü ÖSYM birkaç sene sormayıp tekrardan sormaya devam etme huyu var. Şimdi biz baktığımız zaman öncelikle ne kavramı bilmemiz lazım? Bölge dediğimiz olay nedir? Bölge dediğimiz olay dünyada artık değişen bir sistem. Türkiye ise bu sistemi artık eskisi gibi kullanmıyor. Biz ilk olarak bölge kavramını 1940'lı yıllarda yapmış olduğumuz coğrafya konferanslarıyla belirledik. Ve Türkiye 7 büyük bölüme ve 21 alt bölüme ayırdık. Ama artık biz bölge kavramını dediğim gibi artık eskisi gibi kullanmıyoruz. Çünkü şöyle bir örnek vereceğiz. Türkiye'nin en gelişmiş, sanayinin en çok olduğu, nüfusun en çok olduğu bölge hangisi diye soracak olursak bu bölgenin en başında Marmara bölgesi yer alır. Ama içine baktığımız zaman Marmara bölgesinde Marmara'nın her tarafı eşit oranda dağılmıyor bu söylediklerimiz. Çünkü İstanbul, Kocaeli, özellikle Bursa gibi yerlerde nüfuslanma çok fazla, sanayi fazla. Bu özellikle taşıyor olmasına rağmen yan taraftan baktığımızda Edirne, Kırklareli, Çanakkale gibi yerlerde ise tam tersi özellikleri taşıyor. O yüzden biz bölge kavramı düzeylere ayırdık. Düzey 1, düzey 2, düzey 3, düzey 3 diye ayırdık. Düzey 1'de gelişmiş olan sistemler kendi çevresini etkileyen hindar rantı geniş olanlar. Düzey 3'te ise daha çok gelişmemiş, çevreden etkilenen temel illeri ve temel bölgeleri aldık diye söyleyebiliriz. Peki biz ne bilmemiz gerekiyor diye soracak olursanız önce bölgenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Der ki sen bir yerde bölgenin özelliğini taşıyabilmesi için ve sen buradaki bulunan sisteme bölge diyebilmen için şöyle bir şey ayırır. Der ki ben baktığım zaman özellikle bölgenin kendi içerisinde benzer özellik taşıması gerekiyor. Çünkü benzer olmadığı zamanlarda bölge kavramına girmiyor. Ama der ki kendi içerisinden benzer olsa bile niye göre farklı olması gerekiyor diye soracak olursanız tabii ki çevresine göre farklı olması gerekir diye bilmemiz gerekiyor. O zaman ben de bilmem gerekiyor. Bölge eşittir, kendi içinde benzer, çevresine göre farklı olan ortamlardır diye söyleyebilirim. Niye örnek verebiliriz diye soracak olsak, ekonomik örgütlerden, ekonomik bölgelerden birisi vardır. OPEC, duymuşsunuzdur muhakkak. OPEC, petrol ihraç eden ülkelerdir. Yani petrol satan ülkelerdir. Bu ülkenin ortak özelliği ne diye soracak olsanız hepsinde petrol bulundurması ve bu petrolü satmaları. Peki çevresine göre farkı ne diye soracak olursanız çevresine göre fark ise çevresinde petrol bulunmaması ve onlarda bulunması. Ve ben petrol ihraç eden OPEC üyelerine baktığım zaman hepsi yan yana değiller. Çok farklı kıtalarda olabiliyorlar. Ama ortak paydası nerede buluşuyorlar? Hepimize petrol var ve biz bunları satıyoruz diye söyleyebiliriz. Peki ben baktığım zaman başka hangi kavramı bilmem gerekiyor diye soracak olursanız, bilmem gereken diğer kavram ise bölgelerin ayrımını bilmemiz gerekiyor. Ne demektir bölge ayrımı diye soracak olursanız, biz bölgeleri birkaç şekilde ayırabiliriz. İlk olarak ben şu kalemi tane alayım. Kalemi aldıktan sonra biz bölgeleri ayırırken şöyle bir şey yaparız. Deriz ki bölgeler özellikle bizde doğal özelliğine göre ayrılabilir. Çünkü bölgenin doğal özellik taşıyan yerleri vardır. Biz bölgelere baktığımız zaman beşeri özelliklerine göre ayırabiliriz. Biz bölgelere baktığımız zaman ekonomik özelliklerine göre ayırabiliriz. Ve biz bölgelere baktığımız zaman işlevsel özelliklerine göre ayırabiliriz. Bakın burada şeye dikkat ettiniz mi? Ben bölgeleri ayırırken kendi içinde ortak özelliklerine göre ayırdım. Peki doğal bölgeler ne diye soracak olursanız mesela doğal bölgeler dediğimiz zaman biz doğal bölgeleri yer şekillerine göre bölgeler ayırabiliriz.
Örnek vereyim. Ne olabilir mesela? Yay şekline göre bölgeler. Mesela bir örnekten geçeyim. Dağlık bölgeler olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü dağlık bölgeler kendi içine benzer. Ovalık düz bölgeler olabilir mi? Evet, ovalık düz bölgeler diye değiştirebiliriz. Peki başka neye göre ayıracağız diye soracak olursanız, bir de biz bölgeleri bitki örtüsüne göre ayıracağız. Bitki örtüsüne göre nasıl olabilir? Mesela buradan tekrardan bir örnek vereyim ben. Çünkü ÖSYM sormuştu. Çöl bölgesi diye adlandırabilirim. O zaman demek ki ben çöl bölgesi dediğim zaman da bu doğal özelliklerine göre ayrılmıştır diye söyleyebiliriz. Yani çöl bitkisinin olduğu yerler, iklim değil de çöl bitkisinin olduğu yerler. Mesela buna ekstrem bir örnek daha vereyim. Kafa karışıklığını gidermek için savan bitkisinin olduğu bölgeler özellikle bizim için nedir? Doğal bölgeler diye ayırabiliriz. Peki başka neyine göre ayırırız diye soracak olursanız biz bir de iklime göre ayırırız. Ne vardır mesela elimizde iklime göre oluşmuş bölgeler? Mesela tundra bölgeleri vardır. Aklımızın bir köşesine gelir. Yılın 10 ay boyunca toprağın dondu, 2 ay boyunca eridi, çok az yazın yağmur alan bir bölgedir diye söyleyebiliriz. Başka hangi özelliğine göre ayırabiliriz? Mesela su özelliğine göre ayırabiliriz. Suyun bol olduğu, akarsuyun çok olduğu bölgeler diye ayırabiliriz. Başka neyine göre ayırırız diye sorulursanız, toprağına göre de ayırırız ama mesela şöyle bir olay da ayırabiliriz. Son zaman Elazığ depreminden dolayı özellikle yapılmış olan sorulması ihtimal yüksek diye bir bölge olabilir. Nedir bunlar? Doğal bölgeler. Ne vardır hatta? Daha demin dediğim gibi deprem bölgeleri, volkanik bölgeler diye de ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Peki beşeri bölgeler deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor diye soracak olsanız, beşer, insan demektir. Biz bölge ayırırken daha çok ne kullanırız? Mesela biz bölgeyi kullanırken daha çok nüfusun yoğun olduğu, nüfusun seyrek olduğu bölgeler diye ayırabiliriz. Başka ne yapılır diye soracak olursanız, mesela biz bölgeleri yerleşmesine de göre ayırırız. Yerleşmenin daha çok ahşap olduğu, yerleşmenin daha çok kerpiç olduğu yerler diye de ayırabiliriz. Yani yerleşmenin yoğun olduğu yerler diye de ayırabiliriz. Başka neyine göre ayırırız diye soracak olursanız, mesela kültürel özelliklerine göre ayırabiliriz. Ne vardır mesela? Mesela Arap veya Sarı altı ırkının veya kültürün olduğu bölgeler diye ayırabiliriz. Mesela Rus Slav kültürünün olduğu bölgeler diye ayırabiliriz. Baktığımız zaman başka neyine göre ayırabiliriz? Dini bölgeler diye de ayırabiliriz. Hristiyan bölgeleri, Müslüman bölgeleri diye ayırabiliriz. Peki ekonomik özelliğine göre para kazandıran şeylerdir bunlar. Ne vardır mesela? Mesela para kazanan en büyük özelliğimiz tarım bölgeleridir. Direkt para kazandırır. Başka ne vardır diye soracak olursanız mesela sanayi bölgeleri vardır. Bize para kazandırır. Türkiye'de Marmara bölgesi, dünyada Batı Avrupa, Doğu Amerika gibi yerlerdir. Peki başka neyine göre ayırabiliriz? Maden bölgesine göre ayırabiliriz. Örnek Batman, Zonguldak gibi yerler maden bölgeleridir. Dünyada Ruhr Havzası dediğimiz yerler önemli maden bölgeleridir. Donetsk Havzası dediğimiz yerler önemli maden bölgeleridir diye ayırabiliriz. Örnek vereyim, ticaret bölgeleri diye ayırırız. Dünyada Hong Kong, Tokyo, New York gibi yerler önemli ticaret bölgeleridir diye söyleyebiliriz. Türkiye'de en çok para kazanan sektörlerden birisi turizm bölgeleri diye ayırırız. Neresi vardır mesela? İzmir, Antalya, İstanbul gibi özellikle İstanbul dışında Kıyı Ege bölgenin ve Kıyı Ege'de bulunan yerleri turizm bölgesi diye adlandırabiliriz diye söyleyebiliriz. Peki işlevsel bölgeler nedir? Bunu daha çok yaparken devletin yapmış olduğu ülkeyi ve bölgeyi herhangi bir yeri yönetirken daha kolay yönetebilmesi için basamaklara ayırmıştır. Daha çok kişisel özellik budur diye söyleyebiliriz. Örnek ne vardır mesela? Mesela mülki idare bölgeleri vardır. Ne demek mülki idare? Direkt olarak devlete ait olan ve devlet tarafından yönetilen veya devlet tarafından atanan yöneticilerle birlikte yapılmış olan bölgelerdir diye söyleyebiliriz. Başka ne vardır mesela? Mesela yerel yönetimler vardır. Belediyeler dediğimiz bölgeler, yönetimler işlevsel bölgelere girer. Mesela kamu kuruluşları vardır veya kamu kurum bölge yerleri vardır. Kim gibi mesela bize hizmet için varan, ücretsiz bize hizmet veren sistemlerdir. Karayolları, su işleri gibi sistemler veya su işleri gibi kuruluşlar kamu sistemi içine girer diye
söyleyebiliriz. Şimdi ben bu bölgelere baktığım zaman o zaman ne yapmam gerekiyor? Doğal, beşeri, ekonomik, işlevsel bölgeler diye ayırmam gerekiyor. Peki şöyle bir soru soracak olursam, sizce hangi bölgeler daha zor yok olur diye soracak olursam, işte bu bir sorudur. ÖSYM'nin sormayı sevdiği ve genel olarak basit olan bir soru tarzıdır. Eminim yapabileceğiniz bir kavram. Hangi bölge daha zor yok olur diye soracak olursanız, tabii ki doğal bölgelere baktığımız zaman daha zor yok olabilir. Neden diye soracak olursanız, çünkü bunlar dünyanın gelişim sürecine bağlıdır. Sizin bir anda yok edebileceğiniz şeyler değildir. Bir anda deprem yok edemezsiniz. Ama beşeri, ekonomik, işlevsel bölgelere baktığımız zaman daha çok bunlar kendi içinde yok olabilen bölgelerdir diye söyleyebiliriz. Örnek vereyim. İlk başta örnek verdiğim gibi OPEC diye bir bölge var. OPEC dediğimiz bölge petrol ihraç eden ülkeler demektir. Bunların hepsinde petrol bittiği zaman artık OPEC diye bir kuruluş kalmayacak ve ne olmuş olacak? Petrol bölgesi bitmiş olacak diye söyleyebiliriz. Örnek Avrupa Birliği vardır. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman özellikle Brexit süreci oldu. Avrupa Birliği bir anda yıkılabilir mi? Evet, yıkılabilir. Ve Avrupa Birliği diye bir bölge de kalmayabilir artık elimizde diye bilmemiz gerekiyor. O yüzden ben baktığım zaman başka ne bilmem gerekiyor diye soracak olursanız, bilmem gereken diğer kavram ise 3 tane temel soru vardır. 3 temel soru nedir? 1. Ben baktığımda der ki, hangi kalemi alayım? Tekrardan kırmızı veya sarıyla devam edeyim. 1. Ben bölgeye baktığım zaman der ki, bölge sınırları paralel midir? Bu bir soru. Bölge sınırları paralel midir? Yani bölgeler birbirine paralel mi gider? Her bölge birbirine yakın mıdır? Veya iki bölge birbirine aynı mıdır diye söyleyebiliriz. İkinci sorum şu. Der ki, bölge sınırları değişken midir? İkinci sorum bu. Üçüncü sorum ise daha demin sorduğum soru. Der ki, sizce bölge sınırları yok olur mu? Şimdi ben bu sorulara baktığım zaman ne bilmem gerekiyor? Bölge sınırları paralel mi derken, örnek vereyim size. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Avrupa Birliği ülke sınırıyla paralel midir? Evet, ülke sınırlarıyla paraleldir. Şu ülke sınırları eşittir Avrupa Birliği. Ekstradan Avrupa Birliği'nin olmayan bir ülkeyi biz ne yaparız? Buraya koyamayız. Peki başka hangi tür örnekler verebiliriz diye soracak olursanız, örnek vereyim, çöl bölgesi vardır. Çöl bölgesi ülke sınırlarına paralel midir? Hayır. Örnek Sahra Çölü vardır. Sahra Çölü bir tek Sahra'da, Libya'da yok. Mısır'da da var, Fas'ta da var, Tunus'ta da var, Cezayir'de de var, Nijer'de de var, Mali'de de var. O zaman demek ki bölge sınırının paralel olup olmadığını bana verilen bölgenin veya bölgelere bakarak bulmam gerekiyor diye söyleyebilirim. Örnek vereyim. Örnek beşeri olup da bu örneğe uymayan bir sistemle söyleyebilirim. NAFTA diye bir örgüt var. NAFTA Türkçesi yani anlamı Kuzey Amerika Anlaşması Örgütü. Peki Kuzey Amerika'daki bütün ülkeler anlaşma? Hayır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri var, Kanada var ve Meksika var. Peki geriye kalan ülkeler, o kadar kalan küçük ufak ülkeler? Hayır, onlar yok. Sadece üç ülkeyi almış. Demek ki bütün bölgeler baktığın zaman sınırları paralel olmayabiliyor, olabiliyor. Peki bölge sınırlar değişkendir. Değişken mi derken şu kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Der ki bölgeler genişleyip daralabilir mi? Yani ben bölgeyi üst üste genişlettikten sonra tekrar bunu daraltabilir mi? Şimdi olay şu. Siz doğal olan bölgeleri bir anda değiştiremezsiniz. Yani bir anda küçültemezsiniz. Ve bir anda büyütemezsiniz. Çünkü deprem bölgesi varsa vardır. Deprem olmayan bir yere götürüp de deprem yapamazsınız. Ama baktığım zaman özellikle örnek verecek olursak Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği 5 ülkeyle başlıyor. Yavaş yavaş büyüyor, 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 büyüyor. Sonra tekrar şu an küçülmeye gitti. Çünkü Brexit sürecinde Britanya, Kraliyetimiz 4 ülke bu Avrupa Birliği sürecinden çıktı diye bilmemiz gerekiyor. Başka hangi örgüt örnekleyeyim? Türkiye'nin kurucusu olduğu bir örgüt var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, KEİ diye geçer. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne baktığımız zaman sadece Karadeniz'e komşu olan
Rusya, Gürcistan, Romanya, Türkiye, Ukrayna gibi ülkeler ve Bulgaristan gibi ülkeler alınması planlanıyor. Bu ülkeler alındıktan sonra zamanla komşu olmayan Yunanistan, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkeler de alınıyor. Ve ne yapmış oluyor? Bölge sınırları genişlemiş oluyor diye söyleyebiliriz. Peki bölge sınırları yok olur mu? Örnek vereyim, siz bir çöl bölgesini yok edebilir misiniz? Hayır, bir çöl bölgesini yok edemezsiniz diye bilmeniz gerekiyor. Ama tekrar dediğim gibi OECD denilen bir örgüt var. Dünya Ekonomi Örgütü veya Ekonomi Bakanlarının toplandığı bir örgüt. Bunu bir anda yok edebilirsiniz. Örnek vereyim, G7'den örnek, G8'di artık G7 oldu. Buradan da bir örnek verebilirim size. Eskiden G8 dediğimiz örgüt dünyanın en gelişmiş 8 örgütüydü veya 8 ülkesinin toplandığı örgüttü. Ama iş olaylardan ve siyasi sorunlardan dolayı Rusya bu örgütten çıkartılıyor. Ve olay ne oluyor? G7'ye düşüyor. Değişken midir? Değişkendir. Yok olabilir mi? Yok olabilir diye söyleyebilirim. Baktığımız zaman diğer sisteme veya diğer mantığa geçecek olursak Boğaz kanalları en sonda yapalım isterseniz. Bakalım. Tek tek gidelim isterseniz. Şimdi bakacak olursak özellikle Türkiye'ye baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin ovalar haritası diye bir kavram vardır. Yani Türkiye'deki ovalık alanlar dediğimiz büyük bölgeler dediğimiz bölgeler vardır. Burada neleri bilmeniz gerekiyor diye soracak olursanız burada bilmeniz gereken kaç tane şey var, yer var. Özellikle ovalık bölgeler deyince biz ovaları şöyle ayırırız. Biz ovalara baktığımız zaman delta ovaları, akarsu biriktirdiği malzemeler, karstik ovalar, erimeyle oluşmuş ovalar ve depremle birlikte veya yer hareketimiz oluşmuş olan tektonik ovalar vardır. Türkiye'den fazla hangi ovalar var diye soracak olsanız farkındaysanız daha çok tektonik ovalar vardır. Delta ovalar ise yine de oran olarak daha azdır. En az kim vardır? Karstik ovalar vardır. Karstik ovalar en çok nerede diye soracak olursanız tabii ki en çok görülen yer bilmeniz gereken Akdeniz, Antalya, Muğla arasında kalan yerlerdir. Hangi ovalar vardır? Tefendi, Acıpayam, Kestel, Elmalı ve Korkuteli dediğimiz ovalar vardır. Delta ovalar diyecek ne gelmesi gerekiyor diye soracak olsanız Türkiye'nin en büyük ovası vardır. Çukurova, Adana'dadır. Daha sonra Mersin'de Silifke ovaları vardır. Ege'de hem tektonik hem de alüvyon tabanlı delta ovaları vardır. Kim vardır diye sorgulasanız Menemen Ovası, Selçuk, Balat dediğimiz ovalar yer alır diye söyleyebiliriz. Daha sonra baktığımız zaman özellikle başka nerede var diye soracak olursanız deltalar veya düz ova bölgesi diye soracak olursanız bir de Samsun, Sulu ve Sağ, Bafra ve Çarşamba ovaları vardır. Peki tektonik ovalar nerede yoğunlaşıyor diye soracak olursanız şimdi biz tektonik ovalar bilirken aklımıza gelmesi gereken şey şu. Özellikle bizim deprem hatlarımız vardır. Kim vardır? Tabii ki Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz Kaf zonu vardır. Doğu Anadolu fay hattı dediğimiz Daf zonu vardır. Bir de Batı Anadolu fay hattı dediğimiz Baf zonu vardır. O yüzden biz buraya baktığımız zaman daha çok tektonik ovalar fay hatlarının uyumudur. O zaman demek ki ben bir önceki maddede ve bir önceki anlatımda şunu bilebilirim. O zaman tektonik ovalarla fay hatları uyumlu gidiyor mudur? Evet, baktığım zaman hemen hemen uyumludur diye söyleyebiliriz. Önemli ovalar var mı? Var tabii ki birçok önemli ova var. Ama bilmeniz gereken temel ovalar var diye söyleyebiliriz. Ne var diye soracak olsanız özellikle Marmara Divarı'nda İzmit dediğimiz ova yer alıyor ve Adapazarı dediğimiz ova grubu yer alıyor. Daha sonra baktığımız zaman şu kısımda Sinop, Amasya, Tokat ve Samsun civarında boydan boya giden ovalar vardır. Bunlar işte Taşova, Niksar, Erba, Ladik dediğimiz ovalar boylu boyunca yer alıp gidiyor diye söyleyebiliriz. Daha sonra Erzurum ve Erzincan civarında Malazgirt dediğimiz ovalar vardır. Erzincan, Tercan dediğimiz ovalar yer alıyor diye söyleyebiliriz. Bir de tabii dediğim gibi bir de karstik ovalarımız var diye söyleyebiliriz. Peki ben dünyaya baktığım zaman özellikle şunu hemen kusura bakmazsanız boş bir haritam vardı. Dünyaya baktığım zaman özellikle dünyada önemli dağlık veya düz bölgeler neresi diye soracak olursanız ben size önemli düz bölge, dağlık bölgeyi bilirsiniz. Sizin için, bizim için daha iyi olur.
ne vardır diye soracak olursanız, Amerika kıtasının boydan boya sol tarafını tararım. Hangi dağlar var diye soracak olursanız, buradaki ilk dağımız Kayalık Dağları'dır. Bunun başka bir adı var mı? Direkt olarak İngilizcesi vardır, Rocky Dağları'dır. Peki, Güney Amerika'da başka dağ kütlemiz var mı diye soracak olursanız, Güney Amerika'da ise Ant Dağları dediğimiz dağlar vardır. Kaçın zamanda oluşmuş diye soracak olursanız, üçüncü zamanda oluşmuş. Amerika'nın doğu kıyılarında çok eski bir dağ kütlesi vardır. Ne var diye soracak olursanız, buradaki dağ kütlemizin adı Appalaş Dağları'dır diye söyleyebiliriz. O zaman demek ki ben dağlık bölgeleri biliyorsam, dünya haritasında geri kalan bölgelerin düz olduğunu söyleyebilirim. Başka var mı diye sorarsanız, şurada özellikle İspanya ve Fransa arasında kalan dağlık kütle var. Ne var diye sorarsanız, bu bölgede Pireneler vardır. İsviçre gibi yerlerde daha çok hepimizin bildiği Alpler vardır. İtalya gibi yerlerde ise Apeninler dediğimiz dağ kütlesi yer almaktadır. Romanya'ya doğru gidersek ise hangi dağlar var diye sorarsanız, burada Karpatlar dediğimiz dağlar vardır. Fas, Tunus, Cezayir'de bir dağ kütlesi vardır. Atlas dağlarıdır. Zaten bu ülkelerin tamamına da Atlas ülkeleri adı verilmiştir. Neden? Çünkü Atlas dağları yer aldığı için. Türkiye'deki dağlık kütlenin adı ne diye soracak olursanız, bizim buradaki dağlık kütleye Toroslar adı verilir. Bu dağlık kütle İran'a kadar gider. Unutmayın sakın. İran'a gidince adı ne olur diye soracak olursanız, buradaki dağlar Elbrus veyahut Zagros dediğimiz dağlık kütle olur. Özellikle Hindistan yukarısında büyük dağlık kütle vardır. Hatta en yüksek dağlık zirvesi, dünyanın en yüksek zirvesi dağ, Everest Dağı, Himalaya dağ sırası içinde yer alıyor diye söyleyebiliriz. O zaman demek ki ben bu dağlık kütleyi biliyorum ama bir de eskiden oluşmuş Apalaş gibi eski zamanda oluşmuş iki dam daha var Apalaş dışında. Ne var diye soracak olsanız, özellikle Avrupa'yı ve Asya'yı ayıran dağ kütlesidir. Nedir bunun adı? Ural Dağları'dır. Bir de buradaki yarım adaya ismini veren bir dağ vardır. Bunun adı ne diye soracak olursanız, biz bu dağ kütlesinin adına ise İskandinav Dağları adını veririz. Daha sonra baktığımız zaman ben az çok bu dağları bilmem gerekiyor. Çünkü ben lazım olur mu? Evet, kesinlikle lazım olur. Şöyle bir soru soruyorum. Çünkü sormayı seviyor. İşaretleme yapıyor. Dünya üzerinden 4 veya 5 bölge işaretlemesi yapıyor. Hangi bölge daha düz bölgedir diye soruyor. Hangisi daha dağlık bölgedir diye de sorular var diye söyleyebiliriz. Daha sonra tekrardan konumuza dönecek olursak, dünyadaki baktığımız zaman bir de iklim bölgeleri vardır. Sorulması sevilir mi? Evet, kesinlikle sevilen bir konu başlığıdır diye söyleyebilirim. İklim bölgeleri deyince aklımıza birkaç bölge gelmesi gerekiyor. Hangi bölgeler diye soracak olsanız, biz dünyadaki büyük iklim tiplerini veyahut yer adıyla makro klimaları anlatırken ekvatordan kutbudur bir değişim olduğunu söyleriz. Yani dünyadaki iklimler enlime bağlı değişen büyük iklimlerdir diye söyleyebiliriz. Peki dünyadaki en önemli iklimimiz veya ekvator üzerinde bulunan 0 ve 10 arasında kalınan önemli iklim bölgemiz hangisidir? Tabii ki Amazon, Kongo ve Endonezya adalarını toplamış olan birazcık da Avustralya'da görülen ekvatoral iklim bölgesidir. Peki en büyük özelliği ne diye soracak olursanız, en büyük özelliği yıl boyunca sıcak ve nemli olması, geniş yapraklı ormanların olması ve laterit dediğimiz toprağa sahip olması. İkinci bölgemiz hangisi diye soracak olsanız, ben burada daha çok savan dediğimiz bir iklim bölgesi var. Savan dediğimiz iklim bölgesi ekvatoru sarmaktan aklınıza da gelebilir. Birbirlerini sararlar. Daha çok savan bölgesine baktığımız zaman ekvator bölgesini tam olarak çevreleyen ve bunu saran iklim bölgesidir diye söyleyebiliriz. Bakın farkındasınız, gerçekten de ekvatoral bölgeyi sarmış, etrafını kapatmış. Bu bölgenin temel özelliği hep sıcak olduğunu, yıl boyunca sıcak olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gereken ikinci özellik ise yaz aylarının yağmurlu veyahut yağışlı, kış aylarının kurak geçtiğini bilmeniz gerekiyor. Diğer iklimimiz hangisi diye soracak olursanız, diğer iklimimiz dünyanın en önemli ve en kurak bölgesi olarak kabul edilen çöl iklimidir. Peki çöl iklimi daha çok nerelerde var diye soracak olursanız, bakın şu görmüş olduğunuz tire tire çizgiler 30 enlemidir. Kuzeyde de 30 enlemi var, gördünüz. Bu baktığın zaman 30 enleminin bulunduğu yerler önemli dinamik çöller barındırır. Sebebi ne diye soracak olursanız,
Çünkü ekvatordan gelen çok sıcak havalar yavaşça dünyanın dönmesiyle birlikte gidip 30 enlemlerine yığılıyorlar ve sıcak hava getiriyorlar. Sıcak hava getirdiği için de bölgede özellikle soğuk su akıntıları da nemli havanın gelmesini engellediği için de bu bölgede çölleşme vardır diye söyleyebiliriz. Ne var diye sorduk o zaman. Bakın burada kodlan basit. 30 enlemli gördüğünüz kıtanın sol tarafının çöl olduğunu ve Atakama çölü olduğunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle Afrika'da sol tarafın çöl olduğunu, Namib veyahut Kalahari çölü olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir de Büyük Avustralya çölleri, Gibson çölü olduğunu bilmeniz gerekiyor. Amerika'da önemli bir çöl vardır. Büyük Tutu çölü, Nevada ve Arizona çölleri vardır. Daha sonra dünyanın en büyük çölü, Sahra çölü. Daha sonra Arabistan çölleri vardır. Bu çöllerin tamamı dinamik çöllerdir. Ama Orta Asya'daki çöllerin tamamı dinamik değildir. Bunlar nasıl çöller grubuna girer diye soracak olursanız bunlar karasal çöllerdir. Yani etrafı çok dağlık olduğu için nemli hava alamayıp çölleşmişlerdir. Kim vardır burada? Birkaç tane yazacağım. Hepsini yazmayacağım. Gobi çölü vardır. Önemli bir çöl. Hatta en büyük çölü olarak kabul edilir. Taklamakan çölü vardır. Ve Kızılkum dediğimiz çöller yer almaktadır. Diğer iklim bölgesine baktığımız zaman özellikle Çin, Hindistan, Çin Hindi ikliminin adı yani Çin Hindi bölgesi denilir. Çünkü buradaki ülkelerin çoğunluğu Hindistan ve Çin'den yoğun şekilde etkilenmiştir diye söyleyebiliriz. Ne var diye soracak olursanız Güneydoğu Asya dediğimiz yeri komple alıyoruz. Güneydoğu eşittir. Ne iklimi diye soracak olursanız Güneydoğu Asya eşittir. Muson iklim olarak bilebiliriz. Muson iklimine baktığım zaman aklıma gelmesi gereken şey şu. Dünyada en çok yağış alan yerdir. Çok yağış alıyor. Özellikle yağışların çoğunun %80'ini yaz ayında 3 ayda alır. 3 ayda çok yağmur yağdığı için de çoğunlukla seller görülür diye söyleyebiliriz. Hangi ülkeler var? Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş, Japonya'nın yarısını alıyor diye söyleyebiliriz. Peki başka hangi iklimi bilmemiz gerekiyor diye soracak olursanız Akdeniz iklimi farkındaysanız biz Batı çöl dedik ya çölün aşağısı Akdeniz'dir, aşağısı Akdeniz'dir, aşağısı Akdeniz'dir. Hemen Kaliforniya'da Büyük Tuz Çölü'nün yan tarafı Akdeniz'dir ve Akdeniz'e komşu olan yerlerde Akdeniz iklimi görülür diye söyleyebiliriz. Ben buna baktığım zaman aklıma gelmesi gereken şey Akdeniz'de kış aylarının çok ılık, yaz aylarının sıcak. Bir de Makibit diyoruz. Bilsem yeter. Ilıman Okyanus kelimesi duyduğunuz zaman ise Ilıman Okyanus kelimesi eşittir. Karadeniz iklim demektir. Daha çok Batı Avrupa'da ve Alaska civarında görülen bir iklimdir. Çok düzenli rejime sahip ve yoğun bir yağmur alıyor. Karasal deyince aklınıza sert karasal veyahut ılıman karasal kelimeleri gelmesi gerekiyor. Bunlar daha çok nerede diye soracak olursanız daha çok Orta Asya'da çok yoğun oranda görülür. Bir de Kanada ve civarında görülür. Bilmeniz gereken diğer iki iklim tundra iklimidir. Tundra iklim daha çok karaların bittiği yerlerde, farkındaysanız Kanada'nın bittiği yerde ve Rusya, Avrupa'nın bittiği yerlerde görülür diye söyleyebiliriz. Son iklimimiz kutup iklimidir. Zaten bilmeniz gereken çok soğuk bir yer. Eksi 60 derece var. İnsan yaşamının olmadığı Grönland ve şu aşağıda küçük bir ada olan, kıta olan Antarktika dediğimiz bölgede görülür diye söyleyebiliriz. Ben demek ki iklim bölgelerini bilmem gerekiyor. Çünkü soru çıkma ihtimali yüksek olabilir. Peki biz Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de hangi iklimler görülür diye soracak olursanız biz bu Türkiye'nin iklim ve özelliklerini diğer video anlatımında daha detaylı işleyelim. Diğer video anlatımına baktığımız zaman da Türkiye'nin iklimiyle tekrardan devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.